Merhaba arkadaşlar, ben www.canımanne.com sitesi editörlerinden Örgü Merakı. Bu videomuzda gördüğümüz bu patiği anlatmaya çalışacağım sizler için. Tabanımı yaptım her zamanki gibi. 15 zincirle başladım. 1 yaş için yaptım bunu. Normal şartlarda bebe ipiyle ya da patik ipiyle yaptığımızda 15 zincir 0-3 ay, 0-6 ay yaş grubuna göre olur aslında. Ama kullandığım kalın bir ip. Bunun için 1 yaş ölçülerinde oldu bu. Ölçüleri ise taban olarak 12 santim. 12 santim ortalama 1 yaş bir bebek için ideal ölçü. Evet, başlayalım. Tabanımızın hemen kenarında gördüğünüz gibi burada üçlü trabzanla oluşturdum. Patiğimizin kenarlarını altta kalan ilmek yeri düz olacak. Yani normal şartlarda şudur aldığımız. Bir tanesini bırakıyoruz. Sadece üsttekini alıyoruz. Ve buradaki tabanla patiğimizin üst kısmının ayrıldığı çizgiyi oluşturuyoruz bu şekilde. Bu şekilde patiğimizin etrafını bir sıra dolanacağım. Her zincirin, her ilmeğin üzerine bir tane trabzan gelecek şekilde. Evet, ilk sıramızı tamamladım düz bir şekilde. İkinci sıra için başlıyorum. Ön kısmına kadar yine her bir trabzanın üzerine bir tane gelecek şekilde öreceğiz. Bu ön burun kısmına geldiğimizde eksiltmelerimiz var. Benim ipim kalın olduğu için ikinci sırada yapacağım bu eksiltmeleri. Ama ince iple yapıldığında üçüncü sırada, hatta dördüncü sırada bu patiğin ön kısmını yeteri kadar olduğu zaman da eksiltin siz. Çünkü her zaman söylediğim gibi kullanılan ip ve tığa göre değişir örgünün sayıları, ölçüleri. Evet, şöyle bir bakalım hemen. Böyle yan taraftan eksiltmemiz başlamış. Diğer yana kadar 18 ilmek diye hatırlıyorum. 9 bir tarafta, 9 bir tarafta olacak. Her zaman yaptığımız gibi altını düz bir şekilde katladıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir tane daha yaptıktan sonra eksiltmeye başlayacağım. Şimdi bu şekilde yapıp ikisini birlikte çıkacağım.
8 oldu. Bu da son kesme. Evet. Hemen yanına bir tane düz yapacağım ve tek üçlü trabzan şu şekilde bir ölçeceğim. Önümüz eşit olmuş mu diye. Şöyle bakıyorum, ilk kestiğim yer burada. Evet, tam karşılıklı gördüğünüz gibi. Devam ediyorum. Burada teknik hep aynı diye hızlı yapıyorum. Üçlü trabzanla bu sırayı da tamamlayacağız. İkinci sırayı da bitirdik. Yan kısmı şekil aldı gördüğünüz gibi. Burada tekrar söyleyeyim. Benim ipim kalın olduğu için ikinci sırada kesme işlemine başladım. Ön kısmının azaltma işlemine. İpiniz ince olduğunda ya da normal patik ipiyle 3. sırada, patiğin büyüklüğüne göre belki 4. sırada denk gelir bu kesme işlemi. Sonrasında sayıyla alakalı çok soru geliyor çünkü 2. sırada kestim böyle oldu ya da işte şu şekilde olmadı falan diye. Siz ölçüleri kendi elinizdeki ipe ve yapmak istediğiniz boyuta göre değiştireceksiniz. Ben sadece elimdeki yaptığım iple ve ölçüyle alakalı bilgiler verebiliyorum. Dediğim gibi orantılı bir şekilde azaltıp eksiltmek sizin elinizde. Şimdi eksilttiğim yere geldiğimde, ilk eksilttiğim bu. Bir yanına ve diğer yanına şu şekilde. Eksilttiklerimin üzerini tamamen kapatacak şekilde yine eksiltme yapacağım. 2 ilmeği bir kere de çıkaracağım. Ve bu da sonuncu. Evet. Bu ön kısım tamamlandıktan sonra yine üçlü trabzanımı yaparak arka kısmına geliyorum. Son sıramı da bitirdikten sonra bir sıra sık iğne gideceğim üstüne. Şekilde etrafını dolanacağım patiğimin.
Evet. Arka tarafına geldim. Ve burada koparacağım ipimi. Patiğimizin üst kısmı tamamlanmış oldu. Şimdi bu üst kısmını başlayacağım. On zincir çekiyorum. On zincirden sonra dönüyorum ve sık iğne yapmaya başlıyorum. Zincirlerimizin içine. Sık iğne dolduracağım zincirin ucuna kadar. Son zincire geldiğimde 1, 2 ve 3 yapıyorum dönebilmek adına. Ve sonrakinden devam ediyorum. Sonuncuya geldiğimde de yine bir defa daha batıyorum ki bu son ilmekteki batış sayısı da 3 olsun. Evet, ikinci sıra. Şimdi burada 1, 2, 1, 2 ve 1, 2 battım. 3 ilmeğimin üzerine. İlk sırada tek ilmeğe 3 kere batmıştım. İkinci gidişimde ise bu 3 ilmeğin üzerine ikişer defa batıyorum. Aynı işlemi burada da yapacağım tabi. Bir, bu iki ve bu da zaten bir defa batmıştım. Son üçüncüsü. Bir zincir çektim. Bir sıra daha gideceğim. Yine siz bu sıra sayısını patiğinizin boyutuna göre ayarlayın. Evet, bu şekilde bu parçamızı da tamamlamış olduk. İpimi kestim. Ucundaki kısmı arkaya sabitliyorum.
Evet, bu dikilmeye hazır. Hemen diğer renk ipimi alıyorum. Ön kısmından bağlayacağım. Bu şekilde zincir biteceğim. Zincir tekniğini biliyoruz zaten. Bu üstteki ilmeğimizin iç kısmına burayı en sondaki sık iğne gittiğimiz yeri krem ipimle ikinci rengi orada sık iğne olarak da gidebilirsiniz. Bu üst kısmına hiç uğraşmayayım derseniz. İkinci bir rengi o şekilde de verebilirsiniz. Daha basit olarak. Evet, uç kısmına kadar geldik. Şimdi patiğimizi ilmeğinin bu yaptığımız ikinci renk, iki renk tığ gittim buraya iki defa. Biri içteki ilmekten, biri dıştaki ilmekten. Şimdi dıştakine gideceğim. Evet, bu şekilde de patiğimin etrafını dolanacağım. Bunu da bitirdikten sonra şimdi burayı dikeceğim. Önce iplerimizi içine alalım. Yaktığım yerler, kestiğim yerler kaymasın diye, açılma yapmasın sonradan diye şöyle küçücük bir silikon parçasıyla yapıştıracağım. Evet. Gördüğünüz gibi patiğimiz tamam.
Şimdi bir kısmını yapacağım. İpliğimi iğnemden geçirdim. Bunu bu şekilde yapacağım yere ayarlayıp koyduktan sonra düğmelerini dikeceğim. Evet, son düğmemi de diktim. Sonrasında patiğimiz hazır. Herkese kolay gelsin.